Herkese merhabalar. Değerli izleyicilerim, değerli hastalarım. Bugün HPV virüsünden bahsetmek istiyorum. Aslında açık adı Human Papilloma virüstür. Yani insan papilloma virüsü. Bu virüs de diğer virüsler gibi hücreyi enfekte etmeye çalışıyor ve kendi DNA'sını biz insanların, yani konakçının DNA'sını entegre etmeye çalışıyor. Bugün bu HPV'nin 150'den fazla tipi olduğu biliniyor. Bunların yaklaşık 40 tanesi hem erkekte hem kadında genital lezyonlar, genital bölgede bulaşıp işte hem ağız, zaman zaman anal, vajinal, rahim ağzı, serviks yani gibi kanserlere yol açabiliyor. Tabii HPV enfeksiyonuna baktığımız zaman dünyada bilinen en yaygın cinsel yolla bulaşan hastalıktır. Neredeyse kadınların hepsi, yani bir çalışmada %87 demiş, hayatı boyunca bir kez de olsa HPV ile karşılaşıyor. Bu HPV ile karşılaşılması demek, yani HPV'nin bulaşması demek aslında çok da korkutucu bir şey değil. Zaman zaman HPV'yi vücudumuz yeniyor. Yani kendi bağışıklık sistemimizde çoğu hastalıkta olduğu gibi HPV yaklaşık 18-22 ay içinde vücuttan temizleniyor ve hasta tamamen temiz bir halde kalabiliyor. HPV'den temiz, arınmış bir halde kalabiliyor. Ancak bugün uzun zamandır dünyada HPV'den korunmanın başka bir yolu var. Bugün esas ana konumuz o. HPV aşılarından bahsedeceğim biraz. Bu HPV aşıları uzun zamandır yapılıyor. Bu HPV aşılarını biz HPV'den korunmak için hemen hemen ben her hastama öneriyorum. Yaptırmayan hastama öneriyorum. Duymayanlara, bilmeyenlere anlatıyorum. Ya da işte böyle YouTube gibi platformlar sayesinde anlatma fırsatı buluyorum insanlara bu HPV aşısını. HPV aşılarını bugün dünyaya baktığımız zaman, işte Amerika'ya baktığımızda bugün HPV aşısının 3 tipi var. Bir tanesi HPV 16-18'e karşı, yani kanserlerin %70'inden sorumlu HPV tipidir bu. Az önce söylemiştim hatırlarsanız, 150'den fazla HPV tipi var. Bir tanesi dörtlü aşıdır. 6-11-16-18 dediğimiz, hem genital sihirlere karşı koruyor bizi, hem kansere karşı koruyor. Ki HPV 6-11 dediğim genital sihirlerin %90'ından sorumludur. Bir de 9'lu aşı var. Bugün Amerika'da 2017'den beri 9'lu aşı yapılıyor ve kullanılıyor. Ancak Türkiye'de henüz 9'lu aşı yok. Tam olarak ne zaman geleceğini de bilmiyoruz bu aşıların. Aşıları dünyada baktığımız zaman, hem Dünya Sağlık Örgütü olsun, aşı dernekleri olsun, Amerika'da, Türkiye'de çoğu dernekler olsun, aşıları artık günümüzde 9 yaşından sonra hem erkeklerde hem kadınlarda öneriyoruz biz. Yapılan çalışmalar bunun güvenilirliğini göstermiş durumda. O yüzden aslında bugün pediatrik yaş grubunda, yani çocuk yaş grubunda, hem kadında hem kızlarda, çocuklarımızda hem de erkeklerde ilk cinsel ilişki olmadan bu aşıyı öneriyoruz. Ama ideal olan aşı yapılma yaşı, burası çok önemli, 11-12 yaştır. Yani 9'dan sonra her zaman yaptırılabilir. Üst sınır var mı aşı yaptırmada? Bugün bildiğimiz kadarıyla 26 yaş üst sınır olarak kabul ediyoruz. Ama artık Amerika'da üst sınır olarak 45 olarak kabul ediliyor. Ama ideal yaş bu aşıyı cinsel ilişkiye girmeden önce 9 yaşından sonra 26 yaşa kadar yaptırmış olmakta fayda var, öneriliyor. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, yani siz 11-12 yaşında çocuğa yaptırdığınız zaman bu aşıyı, bu aşı neredeyse koruyuculuğu %97-%100'e varıyor. Rahim ağzı kanserinden çocuğumuzu koruyor. Ve diğer vajinal, anal kanserlerden de koruduğunu farz ediyoruz ve biliyoruz. Hani çalışmalar yetersiz de olsa. O anlamda bugün bir kere pediatrik yaş grubu açısından bu çok önemli. Diğer taraftan dediğim gibi hastalarımızdan çok fazla soru geliyor. Bu aşının üst sınırını 45 gibi kabul ediyoruz bugün. Yani 45 yaşına kadar aşı olmadıysanız olabilirsiniz. Çünkü bu aşı nispeten yeni bir aşı sayılabilir. Böylelikle hem genital sihirden hem de şeylerden korunmuş oluyoruz. Kanserden korunmuş oluyoruz HPV aşısı açısından. Diğer bir soru şu. Hocam, bende HPV virüsü tespit edildi. Ben aşı yaptırabilir miyim? Yaptırabilirsiniz. HPV'niz olması, rahim ağzı lezyonunuz olması aşı yaptırmanıza engel değil. En azından diğer tiplerine karşı korunmuş olur. Sizde başka bir tipi varsa HPV'nin. O anlamda biz HPV aşısı yapacaksak aşıdan önce HPV bakmanın, simir almanın herhangi bir önemi yok. Biz HPV aşısını seroloji, gebelik testi, HPV testi vesaireden bağımsız olarak, rutin olarak yapabiliyoruz. Çoğu zaten ülkede, Avustralya'da, Amerika'da vesaire, zaten bu artık ilkokul seviyesindeki, ortaokul seviyesindeki okul çocuklarına yapılıyor. Devlet tarama programlarına girmiş durumda. Diğer taraftan
Eğer HPV aşısını çocuk yaşta kaçırırsak unutmayalım. Dediğim gibi 26 yaşa kadar bu işin sınırı var. Üst sınırı da kabaca 45 yaş olarak kabul ediyoruz. En çok soru şu oluyor. Acaba bu HPV bizi koruyor mu? HPV'nin biz 10 yıla kadar koruduğunu biliyoruz. Özellikle 4 aşıyla yapılmış çalışmalarda neredeyse %97, %100 koruyor bizi HPV aşısı. Ama 10 yıla kadar güvenli çalışmalarımız var. 10 yıldan sonra da koruyuculuğu tahmin ediliyor ama ne düzeyde olduğu bilinmiyor. HPV aşısını yaptırdıktan sonra ya bu aşı tuttu mu tutmadı mı diye herhangi bir test yapılmasına da gerek yok. HPV aşısında bir antikor titresi bakmamıza da gerek yok. Bunlar akademik seviyeler, çalışmalar için kullanılmış testlerdir. O anlamda çok basit, uygulanabilir bir test. Hastaların sorduğu en çok soru şu: hocam bu test, bu aşı güvenli mi? Yani aşı gerçekten çok güvenli. En çok gördüğümüz yan etki işte yapılan yerde, aşı yapılan yerde işte kızarıklık, şişlik veya işte böyle bir ağrı hissi oluyor. O yüzden özellikle aşı yaptırıyorsanız aşıdan sonra bir 15 dakika kadar aşı sendromu diye bir şey var. Hemen bir böyle baygınlık atağı gibi bir şey oluyor zaman zaman. Bir 15 dakika oturmayı ve yatmayı öneriyoruz. Aşıdan sonra bir 15 dakika dinlenme periyodu öneriyoruz. Bunu da mutlaka yaptırmanızı öneriyorum. Bu çok önemli. Peki aşıyı yaptırdım. Rahim ağzı kanseri testi, yani simir testi yaptırmama gerek var mı? Evet, var. Aşı yaptırsanız da %100 koruyuculuğu olmadığı için aşının rahim ağzı kanseri testlerini yaptırmanız gerekiyor. Devam etmeniz gerekiyor kontrollerinizde. Bundan sizi kurtarmıyor. Bu da önemli bir detay olarak karşımıza gelmeli. Unutmayın bu noktayı da. Özellikle aşılarla ilgili biz güvenlik açısından çok fazla bize soru soruluyor. Yani anafilaksi veya böyle ölümcül bir tablo olabiliyor mu? Yani bugün yapılan çalışmalar bu anafilaksi gibi, yani aşının yan etkilerinden neredeyse milyonda bir gibi rakamlardan telaffuz ediliyor. Yani çok çok az aşının bu anlamda yan etkisi. Çünkü ciddi anlamda geniş çalışmalar yapılmış. 150 milyon dozdan fazla aşı yapılmış bugün kadınlara. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu anlamda hem güvenilirliği hem immünojenitesi hem de etkinliği artık kanıtlanmıştır bu aşıların. O yüzden bugün için aşıyı ihmal etmeyelim. HPV aşısı, nasıl bir hepatit B aşısı yaptırıyorsak HPV aşısını da yaptırmamız gerekiyor. Çocuklarımızı, gençlerimizi rahim ağzı kanseri gibi veya işte sihirlerden korumak ve kurtarmak bugün çok kolay. O anlamda aslında şanslılar, yani bunun aşısı bulunduğu için bizim zamanımızda bu aşılar da yoktu. O yüzden bu aşıyı ihmal etmeyelim. Elimizde böyle bir şey varken gerçekten bunu mutlaka yaptıralım. Ha, ilerleyen zamanlarla, şimdilik 10 yıl kadar bir koruyuculuğu var diyoruz ama ilerleyen zamanlarda bunun nasıl, ne kadar koruyuculuğu olduğunu daha çok çalışma geldikçe göreceğiz. Aşıyı biz bugün 4'lü aşı veya 2'li aşı fark etmiyor. 15 yaşın üzerindeki hastalarda 3 doz yapıyoruz. Önce bir aşıyı yapıyoruz. İlk bize geldiniz, hastaneye geldiniz, aşıyı yapıyoruz. 2 ay sonra bir doz daha yapıyoruz. 6. ayda bir doz daha yapıyoruz. Yani 0, 2 ve 6. aylardaki aşılama takvimiyle sizin aşılama periyodunuzu tamamen bitirmiş oluyoruz. 15 yaşın altında 2 doz aşı öneriliyor genellikle. 0. ay, bir de 6. ay. Yani bir çocuğa yapılıyor, 6 ay sonra bir daha yapılıyor. Bu şekilde aşılama rahatlıkla şey yapılabiliyor, yani kontrol altına alınabiliyor, immünojenite sağlanabiliyor. Onun dışında şöyle notlarıma da bakıyorum, eksik bir şey kaldı mı diye. Ya, genelde hastalarımızdan gelen sorular bu şekilde. İşte HPV aşısının yaptırıyorum ben rutin olarak. Bugüne kadar herhangi bir yan etki görmedim. Kendi yakınlarıma, eş dost, onlara da aşı yaptırdım. Ama tabii karar yine size ait. Hastalar genellikle aşıdan çekiniyorlar, ancak biz yine de aşının işte bugünkü bilimsel veriler ışığında sizlere koruyuculuğunu, yan etkilerini, etkinliğini, immünojenitesi hakkında kısa bir bilgilendirme yaptım. Bu aşılar biyolojik sistemler içinde üretiliyor. Yani bunların genetik materyalleri yok. Bunlar aynı normal virüsün böyle taklit eden, viral kapsidin taklit eden şeyler yapıyorlar. Biyolojik sistemler içinde bu virüs benzeri partikülleri yapıp bunu insanlara aşılıyoruz. Aşıladığımız zaman vücut aslında bu virüs benzeri partikülü virüs girdi zannedip ona göre bir bağışıklık geliştiriyor virüs ve bu anlamda da hastada gerçekten etkin, koruyucu bir
sistem sağlanabiliyor. Böylelikle rahim ağzı kanserinden bizi korumuş oluyor. Bugün evet bu çok sık gördüğümüz, dünyada en çok karşılaştığımız cinsel yolla bulaşan hastalık olan HPV virüsüne karşı geliştirilmiş aşıdan kısaca bahsetmeye çalıştım. Hemen yukarıda, sağda veya solda bununla ilgili dataları da göreceksiniz zaten. Eğer benim unuttuğum bir şey olursa, size kendinize özel bir durum olursa, sorularınız olursa hemen aşağıda yazabilirsiniz. Ya da bana mail veya WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. Memnuniyetle yanıtlamaya çalışırım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.